Demir. Olmaz. Demir. Kaplan. Kaplan da iyidir. Aslan. Benim ismim Aslan. ateş. Ateş. Toprak. Ya da Pars. Olmaz Aslan. Sert sert. Bunlar çok sert. Olmaz. Güçlü. Erkek koyalım mı direkt? Erkek ama böyle üç tane R'li. Ne diyorsun? Kızım bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu can ismine ben bir şey olamadım. Yani böyle bir... Alışamadım. Vallahi olmaz can ya. Allah Allah. Ne varmış bu isimde bu kadar kafayı taktın ya? Hem daha belli değil. Dur bakalım. Belki de kız olacak. Ya ne alakası var? Daha geçen gün demedin mi rüyama girdi erkek çocuğu ben gördüm demedin mi? Ben de onun üzerinden yorumlayarak konuşuyorum sana. Tamam can şimdi kesinlikle olmaz ama kız çocuğu olursa... Bak kız çocuğu olursa adını cana koyarız. Tamam senin gönlün olsun. Dur. Tamam geçecek. Sayın Hanım, bugün nasılsınız? Canavar gibi hocam. Yemeğimizi yedik, taburcu olmaya hazırız. Bana sordu ya doktor Aslan. İyiyim doktor bey de hala nefes alırken... Bir de böyle çok gülünce birazcık ağrım oluyor. Ne olacak o? Bir süre bu şikayetleriniz devam edecek. Yarınız daha çok taze. Bugün taburcu olabilirsiniz. Ama sizinle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Hayırdır hocam? Bebek iyi değil mi? Yaşıyor bir şey yok. Bebeğin sağlığı gayet iyi. Ancak bilmeniz gereken yeni bir durum söz konusu. Gerekli tüm testleri yaptık. Saldırı sonrası akciğerde oluşan bir emboli ve... Buna bağlı olarak bir hipertansiyon tespit ettik. Ne diyorsun doktor ya? Benim anlayacağımız dilden anlatsana kurban olayım. Yani akciğerlerde damarları etkileyen hipertansiyon var. Gebelik durumunda hiç karşılaşmak istemediğimiz bir durum bu. Yani hem annenin hem de bebeğin hayati tehlikesinin olduğu riskli bir gebelik ve doğum sürecine giriyoruz. Ve ne yazık ki bundan sonraki gebeliklerinizde de aynı risk söz konusu. Tabii ki karar sizlerin. İki gün sonra tekrar randevumuz var. Bu iki gün içinde iyi düşünmenizi istiyorum. Eğer karar verirseniz aynı gün içinde gebeliği sonlandırabiliriz. Yok ben karımı kesinlikle kaybedemem. Öyle bir şey yok. Ne kadarlık bir yüzdeden bahsediyoruz? Ne demek ne yüzdesi ya demin? Yüzde mi? Ne yüzdesi? Doktor hayır. Aslan Bey acele etmemizi gerektiren bir durum yok. Kontrol gününe kadar vaktimiz var. Bu durumlarda risk için herhangi bir rakam veremiyoruz Devin Hanım. Bu aşamada gebeliğin sonlandırılması ihtimalini sunmak ve kararı size bırakmaktan başka bir çaremiz yok. Tekrar geçmiş olsun. Senin hayatını riske atamam. Sonra konuşalım Aslan. Çıkıyor muyuz? Ablacığım. Ne oldu? Bir şey mi dedi doktor? Yok bir şey tamam. En iyisi gidelim artık. Suratınızın bu hali ne ama ya? Ne yapsın kız hasta? Bedri dedi ya Yağmur'u. Bak inan o andan beri ayağım yere basmıyor ya. Bu kadar olur Sevin Bek ya. Çok sevindim. Ben de çok mutlu oldum halacığım. Çok mutlu olsunlar inşallah. Evet. Ve senin böyle dilin gelin evinde tef çalıyor. Ama sıfatın ölü evinde yas tutuyor. Sende bir haller var. Nedir de bakayım. Biraz canım sıkkın hala ya. Doktor bugün tatsız şeyler söyledi biraz. Hayırdır? Dökül bakayım. Özel bir şey mi konuşuyordunuz? Ben rahatsız etmeyeyim. Olur mu Hülya Hanım? Buyurun lütfen. Sizin de desteğinize ihtiyacım var. Gebeliğimle alakalı bir takım sıkıntılı şeyler olabilirmiş. Yani ya bu riski alacağız ya da gebeliğe son vereceğiz. Doktor birkaç gün düşünmemiz için zaman verdi ama bir an önce de karar vermemiz gerekiyor. Ne dolanıyor aklında? Bilmiyorum ki hala. İnan bilmiyorum.
Kimi düşüneceğimi, neyi düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Bazen akıl susunca yürek konuşmaya başlar. En doğrusunu da o söyler, biliyor musun? Senin o güzel yüreceğin kimlere kimlere deva oldu. Sana da olacak. Sen en iyisi onu dinle. Ben de bir şey söyleyebilir miyim kızım? Tabii ki Hülya Hanım, buyurun. Hamile olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum. Bir torunum olacağı için de çok sevinçliyim ama benim için en önemli olan şey senin sıhhatin. Sen böyle birine, bir şeye baktığında gözlerinde bir ışık yanıyor ya. Işık hiç sönmesin. Ben seni çok yeni buldum. Hiç kaybetmek istemiyorum. Sağ ol Hülya Hanım. Güzel kızım. Belki şimdi söyleyeceğimi birazcık kısacaksın ama ben bebeğimizden bu kadar kolay vazgeçmek istemiyorum. Ya ben şimdi ne diyeyim sana yani? Bebeğimizden vazgeçmemek için senden vazgeçmek zorunda kalacağımız değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Söz konusu bile olamaz. Aslan hemen kestirip atamayız ki ama böyle. Yavrum, doktorun dediklerini duydun. Yav, raporları da gördün. Gözlerinle gördün raporları da. Yani şimdi senin başına bir şey gelme ihtimali olsa ben nasıl yaşarım ya? Ben anlamadım yani. Ya olmazsa? Ya hiçbir şey olmazsa, bana da, bebeğimize de niye bu ihtimali hemen göz ardı ediyorsun? Devin, yapma bana bunu be. Yapma, lütfen yapma. Aslan, biz bir aile kurmak istemedik mi? Biz Urla'ya gitmeyecek miydik? Tamam, gideceğiz yine. Bir şey değişmedi. Ama üçümüz. Sen, ben, bebeğimiz. Senin bu hayatta en çok istediğin şey baba olmak değil miydi? Benim bu hayatta en çok istediğim şey sensin. Senin en ufak bir şekilde zarar gördüğüm, hissettiğim an böyle bir şeyi kabul edemem. Benim hiçbir söz hakkım yok peki. Benim yok mu hiç söz hakkım peki? Aslan tabii ki var. Ama Aslan ne olur birlikte karar verelim ya. Hemen kestirip atmayalım böyle. Daha iki günümüz var. Ne olur düşünelim. Ben düşünmek istiyorum. Lütfen. Tamam, düşünelim Devin. Bak, benim en kıymetlim sensin. Sen benim ailemsin. Sen nereden biliyorsun bunu? Bebek mevzusu. Ben her şeyi bilir, duyar görürüm. Hele şimdi toprağa gireceğim ya. İyice bir küşayış geldi. Ya ne olur artık Seher Hanım, demeyin şöyle. Bırakın şunu söylemeyi. Dinleyin beni. Ben çok günahlar gördüm. Gözüm kör. Kulağım sağır, dilim lal oldu. Gönlüm çok yorgun artık. Yusuf'un, İbrahim'in günahları omuzlarımda bir oka yük. Beni hasatlamak ölümden beter.
Benim gibi olma. Tertemiz, pürü pah, günahsız bir aile kurun. Bebeğinizi büyütün. O kadar kolay bir iş değil yani. O biraz böyle bir sıkıntılı. Kolay, kolay. Sen gelin kızımı dinle. O bir ana artık. Analar her şeyi duyar, bilir, görür. Bu çocuğunu hissediyorum. Ana ister mi evlatlarından ayrı olsun, ona zarar gelsin? Yavrum, insanlar günahlarından değil, sustuklarından, çaydıklarından ayıplanırlar. Bir anaya bunu yapma. Bunu evladından ayırma. Sen gelin kızı dinle. Ne yapsak, ufak ufak hesap isteyip kalksak mı ya? Uçağa geç kalmayalım. Delikanlı. Şu bizim hesabı versene. Biraz erken geçeceğim. Akşam üstü gelir seni alırım. Buradan hastaneye gideceğiz. Buyur bakalım. İki kızım da burada şimdi. Ben sizin müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sana kızım. Müsaade sana. Akşama hazırlanmak için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Hadi koş. Koş. Hazırla. Koş. Ben sana korkacak hiçbir şey yok dedim değil mi? Fındık. Görüşürüz. Görüşürüz. Halacığım. Gel canım, gel. Ben tabii ki doğurmak isterim hala. Ama sadece benim kararım değil ki bu. Sen nasıl doğurmuştun Bedri'yi? Nasıl oldu doğumun? Ben evde doğurdum. Sevim abla vardı bizim karşı komşu. O yardım etti, o doğurdu. Ama ne zordu ya, ne zordu. Ay ıhın ıhın gelmez o Bedri, ıhın ıhın aman. Ya inadı o zamandan kalma oğlum. Ay çok uğraştırdı beni, saatler sürdü, saatler. Ama sonra böyle aldılar. Onu böyle bir kucağıma verdiler. Kokusunu duydum ya. Böyle o zaman bütün acımı unuttum inan. İşte kapının önünde böyle bir gürültü koptu. Bütün köy toplanmış gibi bağırıyor. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Bir cümbüş, bir tantana, bir şey böyle. Yani o acıyı bal eylediydi oğlum ya. Ay affedersin, ben çok cıncı kırdım ya. Aman. Olur mu öyle şey? Senin mutluluğun benim mutluluğum. Çok mutlu oldum. Deminim, analık çok kıymetli, tamam. Kıymetli de. Yani ana sağlıklı, sıhhatli olmalı. Yoksa bebek ziyan olur. Onun için sen de kendi sağlığını düşüneceksin önce. Haklısın.
Sağ ol hala. Sen de sağ ol yavrum. Her şey için çok teşekkür ederim. Gideyim ben artık. Hastaneye geç kalmayayım. İyi, hadi selametle. Görüşürüz. Hadi yavrum. Aslan. Doktordan önce bir yere daha uğrayabilir miyiz? Devin. Neyi bekliyoruz hayatım? Geç kalıyoruz. Bak doktor bekliyor. Hadi. Aslan biraz daha oturabilir miyiz lütfen? İnşallah. Gözünüz aydın. Oh çok. Kızınız şükür. Doğdu. Maşallah. Kızım. Canım kızım. İyi ki doğdun. Her şeyim benim. Maşallah. Maşallah. Biz de böyle olacağız. Biz de yaşayacağız bunu Aslan. Ne olur bu mutluluğu bizden alma, ne olur. Devin, bak. Sana bir şey olursa kendimi öldürürüm ben. Aslan, hiç kimse ölmeyecek. Bak Seher Hanım bence söylediklerinde çok haklıydı. Ben hiç bebeğimize bir şey olmasına izin verir miyim zannediyorsun? Ben hiç onun bensiz büyümesini ister miyim? Hiç seni bensiz bırakmak ister miyim Aslan? Ama hissediyorum, biliyorum. Bana da, bebeğimize de hiçbir şey olmayacak Aslan. Ya ben ciğerimden kurşun yedim. Hala mücadeleye devam etti bebeğimiz. Bugün mucize değildi ne Aslan? Devin. Aslan. Hani ben hastanedeyken sen bana inanmıştın ya. Hani demiştin ya Devin'e de bebeğimize de hiçbir şey olmayacak diye. Şimdi de inanmanı istiyorum. Lütfen Aslan, hiçbir şey olmayacak bize. Benim için, bebeğimiz için, bizim için. Lütfen inan bize. Ya niye bu kadar imkansız oluyor her şey ya? Niye bu kadar zor oluyor her şey arkadaş? Basit olması gerekirken neden, neden? Bize başka türlüsü yakışmazdı çünkü. Başka türlüsü olmazdı bize. Evet. Sana. Ufak bir hediyemiz var. Ne? Bak bakalım. Küçük bir sürpriz. Küçük bir sürpriz. Ay. Aç bakalım. Ya o gördüğün küçük kibrit şu anda diğerlerinin yanına konabilir.
O da bizim ailemiz artık. Kula bilin. Allah evladını sana, seni ailene bağışlasın. Ay kuzularım benim, kuzularım.